Profesör Doktor Süha Sönmez. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi bize çok önemli bir konu anlatacaksınız. Ağır metaller. Ben de programda sık sık söylüyorum. Evet. Nedir ağır metaller? Ağır metaller aslında hani adı ağır ama bütün ağır metalleri kapsamıyor. Toksik olan bütün metallere biz ağır metal diyoruz. Peki ağır metalleri nasıl oluyor ağır metal zehirlenmesine veya fazlalığına maruz kalıyoruz? Tabii bunlar havayla, suyla, yediğimiz gıdalarla vücudumuza giriyor. Aslında hayatımızın her evresinde bu ağır metaller az ya da çok miktarda var. Eğer bunların vücudumuza giriş hızı, onların vücudumuzdan atılış hızından fazla olursa o zaman vücudumuzda birikiyorlar ve toksik etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Ne zararı var? Mesela kadın sağlığına ne zararı var ağır metallerin? Kadınlar aslında erkeklerden daha fazla etkileniyor ağır metallerden. Niye? Çünkü kadınlar özellikle adet görmeleri nedeniyle ve menopoz dönemlerinde de kemik erimesi nedeniyle bu ağır metallerden fazla etkileniyorlar. Evet. Çünkü bu kan kaybetmeleri nedeniyle bunların bağırsaklarından demir emilimleri fazla oluyor. Ağır metaller de bu demirle birlikte daha fazla emiliyorlar. Mesela anladım. Aynısı osteoporoz dönemlerinde de oluyor menopozda. Kemik erimesi olduğu için bağırsaktan kalsiyum emilimi artıyor. Bu ağır metaller kalsiyumla beraber emiliyorlar. O zaman kadınlarda özellikle kemik erimesi döneminde ağır metal zehirlenmesi daha peki fazla. Ne yapsınlar? Kan tahlili mi yaptırsınlar? Ağır metal profilleri var şimdi. Laboratuvarlar evet, istiyor. Evet. Ben hastalarımdan çok sık istiyorum. Hı-hı. Çünkü birçok başka hastalıkların altından ağır metal entoksikasyonu zehirlenmesi çok çıkıyor. Çok haklısınız. Ve onları detokslayınca evet, oluyor. Peki kadında kısırlık yapabilir mi ağır metal? Yapabilir. Çünkü yeni çalışmalar bunları gösteriyor. Özellikle bizim açıklanamayan infertilite dediğimiz grupta bu ağır metaller karşımıza yani çıkıyor. Yani nedeni ortaya konamayan kısırlıkta ağır evet, metal oranı yüksek diyorsunuz. Zeolit nedir? Zeolit aslında %100 doğal bir madde. Doğal bir madde. %100 doğal. Çünkü bu volkanik lavların deniz suyuyla birleşmesinden bir daha söyleyin bunlar. Lütfen. Zeolit %100 doğal bir maddedir. Evet. Milyonlarca yıl içerisinde oluşuyor. Özellikle volkanik lavların deniz suyuyla birleştiği yerlerde oluşuyor. Volkanik lavların deniz suyuyla birleştiği evet, yerlerde bulunan doğal bir madde. Evet, zaten adını da oradan alıyor. Ne faydası var? Zeo kaynamak demek, lit de taş demek, kaynayan taş gibi. Bunların özelliği şudur, doğada birçok madde pozitif yüklüdür ama zeolit negatif yüklüdür. Hmm. Dolayısıyla vücudumuzdaki bu pozitif yüklü olan ağır metalleri bünyesine alıp örnekleyelim mi? Ağır metal atıyor. Mesela ağızdaki özellikle civalı mesela dolgularda amalgam dolgular, çok amalgam evet, dolgularda, civa arsenik, dolgularda çok. Ondan sonra arsenik, bu kurşun arsenik, şimdi kurşunlu benzin yasaklandı ama evet, yıllarca kurşunlu benzine maruz kaldık. Aşılarla ilgili alüminyum ve yine bazı civa evet, çok sık aşı olanlarda ondan şüpheleniliyor. Aynen. Çünkü hakikaten çok fazla aşı mesela yaptıranlar mesela sigara dumanında çok fazla kadmiyum var. Sigara dumanında kadmiyum, kuyumcularda yine evet, kadmiyum. Onlar kullanıyorlar. Yaygın. Onun dışında mesela bilgisayar tamircileri çok fazla bu ağır metallere maruz kalabiliyorlar. Yani hayatımızın her evresinde aslında bu ağır metalleri alabiliyoruz. Mesela yağlı boya tablolarda, bir dakika, balıklar, midyeler, balıklar, deniz ürünleri. Çünkü şu an özellikle evet, çok üzücü bir konu ama Karadeniz'e Tuna'dan, Ukrayna'dan birçok yerden tabii, zehir akıyor. Bütün sanayi yakında atıkları İzmir Körfezi'ne akıyor, aktı biliyorsunuz. İzmir Körfezi, İzmit Körfezi. Dilovası. Dilovası evet. Dilovası'nda mesela kanser oranları 30 kat daha fazladır. Dilovası'nda 30 evet, kat daha 30 yüksek. Kat fazladır. Onun nedeni de o denizden çıkan balıklar, balıklar ve sanayideki dumanlardan. Dumanlar ve gazlar. O dumanlar nereye gidiyor hocam? Yağmurla veya şeyle. Toprağa. O topraktan tabii, çıkan ürünü kim yiyor? Biz. Aynen. Bakın orada mesela Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada hamile annelerin kanında, idrarında ağır metaller rastlanmış ve yeni doğan bebeklerin kakalarında da ağır metal bulunmuş. Daha sonra bunların sütlerinde de yine ağır metale rastlanmış. Yani bu bebekler daha doğmadan ağır metale maruz kalıyor. Peki ne zararı var? Ne yapar bebekte? Ağır metaller vücudumuzdaki bütün sıvıları asitleştiriyor. Evet. Dolayısıyla asit ortamda da kanser hücreleri daha kolay gelişiyor. Ama onun dışında hep bu gördüğümüz MS'ler, otizm birçok şey yani birçok hastalıkta da hep ağır metalleriyle çok suçluyorlar şu an. Otizmin civayla ilişkisi çok evet, iyi biliniyor. Alüminyumun Alzheimer hastayla ilişkisi iyi biliniyor. Sık yapılan düşüklerde de değil mi ağır metallerle? Tabii metaller ağır metal zehirlenme söz konusu olabilir. Peki hocam bu zeolit ağır metal zehirlenmesine karşı bir çözüm olabilir mi? Kurtarıcı kesinlikle, mıdır? Evet, kesinlikle öyle. Zeolit vücudumuzdaki toksik ağır metalleri tutup atıyor. Nedir mesela, bu? Kolay bulunur mu? Nasıl tüketilir? Pahalı bir şey midir? Herkes kullanabilir mi? Herkes kullanabilir. Hiç tek bir yan etkisi var. O da
kabızlık yapabilir eğer az suyla alınırsa. Çok suyla aldığınız zaman kabızlık etkisini de göstermiyor. Ama vücudumuzda hakikaten herkesin, bütün biliyorsunuz yaşamımızın her evresinde ağır metalle karşılaşabiliriz. Şampuanda, rujlarda, göz farlarında. Ne vücut özellikle bu koltuk altına sıkılan spreylerde, deodorantlarda, bir takım parfüm, losyonlarda, diş macunu. İster istemez bunu koymak zorundalar. Yani bu olduğu zaman da vücudumuza alabiliyoruz bunları. Ama bence en önemlisi sigaradır. Sigaranın içindeki kadmiyumdur ve bunu çok iyi bir şekilde tutup atıyor. Ve özellikle infertil hastaların, erkeklerin sperm yani sıvılarında kısırlık şikayeti olan. Evet, kadmiyum rastlanmış. Ve bu zeolitik kullandıktan sonra yapılan tüp bebek tedavilerinde mesela daha çok embriyo elde edilmiş, daha kaliteli embriyo edilmiş. Çok ve önemli daha bir konu. İyi gebelik oranlarına ulaşılmış. O yüzden zeolit bu açıdan hakikaten vücudumuzdaki ağır metalleri atması yönünden çok değerli bir... Peki bunu kullanmanın bir zararı yan etkisi var mı? Hiçbir yan etkisi yok. Emin olun çünkü kendisi %100 doğal. Peki bu kadar çok ciddi kronik hastalığa yol açan bu ağır metaller konusu ki ben özellikle bu konuya çok hani kafayı takmış hekimlerden biriyim. Birçok hastamda da isterim ağır metal panelleri. Evet. Ve sonra hakikaten onları bir detoksladık mı da acayip rahatladı. 30 yıl, 20 yıl hastalık çeken insanların birkaç haftada rahatladıklarını gördük. Kesinlikle. Peki bu kadar bu konu önemli de niye tıp bunun üstüne çok eğilmez? Niye zeolit ön plana çıkmaz? Neden bu kullanılmaz? İnanın bakın biz de bu işle hep ilgilenmemize rağmen zeoliti son bir yıl içinde öğrendik. Çok yeni bir konu. Yayınlara baktığınızda da 2009, 2010, 2011 yayınları var hep. Daha eskiye dönük çok az yayın var. Aslında zeolit mesela hayvan gübrelerinde kullanılmış. Gübreye kattığınız zaman zeoliti içinde su tuttuğu için toprağı daha az sulamanız gerekiyor. Tavukların yemlerine kattığınız zaman daha kaliteli yumurta üretiyorlar. Asidoza karşı da koruyor mu vücudu? Kesinlikle koruyor. Şu an alkali beslenme çok gündemde biliyorsunuz. Evet, siz hep bahsediyorsunuz bundan. Çok önemli. İçtiğimiz suyun pH'sına çok iyi dikkat etmemiz lazım. Zeolit kan pH'sını 7.35 ile 7.45 arasında tutuyor. Tam da bizim istediğimiz gibi. Olması gerektiği gibi. Evet. Dengede tutuyor ve böylece sıvılarımızın pH'sının dengede olması da yaşam tarzımızı, yaşam kalitemizi çok yakından ilgilendiriyor. Birçok kronik hastalığın önündekiz. Peki zeolit nasıl bulunur? Çok pahalı bir şey midir? Hekim kontrolünde mi kullanılması gerekir? Kişiler bunu kullanmadan önce ağır metal paneliyle kan tahlili yaptırmaları gerekir mi? Tabii ki aslında yaptırmalarında fayda var ama diyelim ki imkan bulamadı, yaptıramadı, bunu kullanabilir mi? Kullanabilir. Bir zararı yok. Ben kullanıyorum. Ben her sabah evden çıkmadan bunu kullanıp... Pahalı bir şey mi? Hiç de pahalı değil. Nerede Hiçbir bulunuyor? Hiçbir etkisi yok. Eczanelerde bulabilirler. Evet. Çok yakın zamanda bulunacak eczanelerde. Şu an için yok ama yakında bulunacak. Yani zeolit diyecekler. Zeolit diyecek. Eczanelerde de kusura bakmayın yok pek yakında diyecek. Pek yakında diyecekler. İnsanlar. Ama hakikaten çok yakında. O yüzden bunları bulmak mümkün olacak. Bir şifalı içeceğimiz daha geldi. Kombu çayı. Evet. Evet. Çok faydalı bir içecek. Ben bundan çok içiyorum Enver abi. Ne kadar içiyorsunuz bunu? Yani son aylarda fark ettim. Ve ciddi bir hayatımda moral bir şeyime nedir kan değerlerim vesaire iç temizlik garip bir şey yani canavar. Valla mucize bir içecek. Bunu ilk Defne Samyeli yıllar önce bir büyük kanalda çalışırken ana haber bültenlerinde kombu çayıyla bağırsak kanserinden kurtulan insanları işlemişti, olay olmuştu. Sonra fakat bu evlerde üretilmesi çok zor bir şey. Sonra Sağlık Bakanlığı bunun hijyenik olmayan şartlarda üretilmesini yasakladı. Neyse artık hazır şişelerde de bulunuyor. Bu da faydalı bir şey. Evet. Yani hep alkaliye doğru kaydırmak çok çok asidik beslenir o. Evet. Vücut sıvılarının alkali olması çok önemli. Evet. Çünkü kanser hücreleri asidik ortamda çok rahat gelişme imkanı buluyorlar. Bunları önlemek açısından da önemli. Valla bu zeoliti, bu kelimeyi lütfen aklınıza tutun. Zeolit. Ne zaman? Pek yakında ne demek? Ne zaman bulunacak eczane? Herhalde bir 10 gün içerisinde. Ay, bir şey kalmadı. Ağır metalleriniz biraz daha sabredebilir. Evet. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Bedenimize iyi bakmak çok önemli. Ruhumuza da iyi bakmak çok önemli. Hakan Bozkurt ne yaptı bugün bize? Ruhun ağır metallerini temizlemeyi söyledi. Evet. Ruhta da ağır metaller ne? Kin, öfke, nefret, kıskançlık, hiddet, egoizm yani bencillik gibi. Onlar da ruhun ağır metalleri, zehirleri. Hem ruh hem beden ağır metalleri temizleyince ortaya çok daha sağlıklı bir şey çıkıyor. Kesinlikle. Ama çok önemli bir bilgi verdiniz bize. Vallahi Türk toplumu adına teşekkürler.